İyi akşamlar iş yatırım menkul değerler e, iş menkul değerler tabii bir süredir e, ben videosunu 8 9 10 Kasım'a aralıkta bir yerde mi e, ya da biraz daha belki daha sonra çekmiş de olabilir mi yani yukarı doğru bir hareket izliyorduk major anlamda düşen trendi kırdı biliyorsunuz 12.70'in üstüne zaten bir hareket yapamamıştı yani satıcı gelmemişti burada. Temel analiz olarak da herhalde bir karşılığı vardı bu hareketin. 8 ortalamayı tutturdu. Gördüğünüz gibi 8 ortalamanın altında bir kapanış da yapmıyor ve yukarı doğru hareket devam ediyor. 19.47 civarları. Ben tamamen teorik olarak bir direnç çizmiştim en son videoda. Hatta şöyle söyleyeyim. Aslında orada iki direncimiz vardı. 17.90, 18 demiştim. 18'in üstünde 19.47 diye söylemiştim diye hatırlıyorum ama çünkü herhalde bir 7-8 seans oldu ben en son videoyu yapalı. İki alanda tabii sağlıkla, özür dilerim, 18 alanı sağlıkla geçildi. Artık 19.47 ile de 3 aşağı 5 yukarı kavuşmuş oldu işmenkul değerler. Olumlu bir tablo devam ediyor yani bundan sonra 18 36 18 17 15 3 tane destek alanı var özellikle 17 15 kırılmadıktan sonra aşağı yönlü hareket var demek biraz sabırsız bir davranış olur ama tabi yüksek kar marjı kovalayan varsa böyle aşağıdan alıp belki onlar değerlendirilebilir. Bundan sonra tabi bu 19.5'luk alanı izleriz 19.5 geride kaldıktan sonra çünkü 22 var bir daha geride yani artık 22 bandına çıkan bir kapı var. Aradan bir direnç almamız pek mümkün değil orada çok hızlı gelmişti 22'ye kadar Dolayısıyla 19.5'ün üstündeki kapanışlarda illa oraya gelir mi ya öyle bir şey yok yani öyle bir ara destekler Ara dirençler olabilir mesela 20 lira da burada Gayet Bir ara direnç vazifesi görebilir. Tam bir tam sayıdır e, baktığınız zaman. E bir de olarak o da uygun bir yerde direnç olmaya. Yani bu ara dirençlerde tabii kullanabilirsiniz. Ama neticede e, piyasa artık burada yavaş yavaş 21 22'yi görmeye başlayabilir öyle bir durumda. hacimler devam ediyor olumlu. Yani pek çekingen bir yatırımcı yok onu söyleyeyim. E, yatırımcının keyfi yerinde. Yani bugünkü mum e, bir kar realizasyonu ihtimalini arttıran bir mum yapısal olarak. Ee, ama olur mu bilmiyorum. Yani neticede kar realizasyonu olsa bile en azından en kısa da 18-36 desteği kırılmadıktan sonra herhangi bir sorun yaratmaz. O da en diyorum ya en kar çabuk yani hızlı kar peşinde koş, koşan arkadaşlar için önemli bir destek seviyesi. 84 RSI. RSI daha e, yavaş yavaş çok sıcak bir alanda ama bu aralar sıcak alanda kalıyor RSI. E, yani gevşiyor 70'e 75'e. Tekrar geliyor 80 e, 85'e. Öyle davranıyor pek çok senet. RSI'nin ortalaması da 79'da yani aslında o da oldukça sıcak bir alanda olduğunu görüyoruz. Makti de pozitif momentum kuvvetli yukarı doğru. E, dolayısıyla burada destekler kırılmadıkça bu kuvvetli momentum tabii daha yüksek e, fiyat hedefi olan piyasayı da sürükleyebilir. E, onun için yani burada tabii ne olabilir? E, yatırımcı kendisi artık herkes kendisine göre bir alan, e, stratejik bir alan, bir stop alanı veya işte kar alacağı bir fiyat herkes kendisine göre belirleyebilir bunların dışında tabii e, önemli bir şey yok ama şunu söyleyeyim yani fiyat burada 22'nin üstüne doğru gidiyorsa özellikle orada bambaşka bir fiyatlamaya doğru bir adım atmış sayarım ben kendi adıma söylüyorum e, iş yatırım menkul değerleri demek ki e, fiyatta pek de yok derim piyasanın yani çok daha fazlası etmeye düşünülüyor e, diye yorumlayabilirim. O yüzden hani e, major hedef e, önemli yani 22'nin üstüne bir fiyat almak burada genel manada çok önemli olur. Ama hakikaten momen, ama şeyde de böyle gitmişti. Yani şurada pandemiden sonra da inanın böyle bir momentumla aylarca hareket etmişti aslında bakarsanız. Ee, yani böyle bir kuvveti, böyle bir piyasası olan da bir senet bir taraftan Yani şu sol tarafta da bakın orada da 20'yi hiç kırmamıştı. En fazla, en büyük düzeltmeler. Ben burada çok videosunu yaptım. Hiç de dikkat de çekmiyordu. Üstelik pek konuşan da yoktu. İş menkul değerleri. Bir başladı pandemi dibinden sonra. Bakın 20 ortalamayı neredeyse altında hiç kapanış yapmadı. Yani çok nadir. Bir tane, iki tane yaptıysa yapmıştır. Öyle bir yüksek momentumla gittik hem de 22'ye kadar. Yapabilen de bir senet. Yani yapabilen de bir piyasası var. Tabii devam ediyor mu? O aynı alım, satımı yapan aynı piyasa. Onu bilemiyorum ama şu andaki e, kuvvetinin çok iyi olduğunu görüyorum. Bunların dışında anlatılacak başka bir şey yok. E, şuradaki RSI'yi da göstereyim. Hani anlatmak istediğim şu. RSI ille de buraya gelince akım bitirecek diye bir şey yok. E, onu ifade etmeye çalışıyorum. Mesela şurada da çok benzer bakın. Aylarca RSI çok sıcak bir bölgede ortalamasıyla beraber kalmayı başarabilmişti. Umarım tekrar aynı şey olur. E, biraz yatırımcının yüzü güler. Herkese iyi akşamlar.